Sibel Tahtakıran ile Astroloji ve Pozitif Yaşam ve İyileşme YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yüreği gönlü güzel insanlar. Aldığımız gezegen etkilerini modern, klasik, karma, astrolojiye göre yorumlamaya ve bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. 22-28 Ağustos haftalık gezegen etkilerini konuşuyor olacağız. 22 Ağustos Pazartesi ay akşam gece yarısından gece saat 3'e kadar boşlukta olacak. Akabinde Yengeç Burcu'na geçiyor arkadaşlar ve Merkür ile Plüton arasında da çok destekleyici bir görünüm olacak. Bu günler inanılmaz günler diye düşünüyorum. Gizemli konulara yönelmek için gerçekten iyi bir fırsat. Bugüne ait güzel olumlu saatleri sizin için not ettim ve bunları size burada ileteceğim ve düşünce gücünüzle de başkalarının fikirlerine dahi etkileyebileceğiniz bir günden bahsediyorum. Eğer iyi kanalize olursanız gerçekten bu zamanları değerlendirmek için muhteşemdir. Şimdi olumlu saati söylüyorum. Saat akşam üzeri 18.27 ile 18.54 arası gökyüzünde bir davut yıldızı oluşuyor. Şimdi bu kalıp oluştuğu zaman biz işi gücü bırakıp bizim duaya, meditasyona yönelmemiz gerekli. Zaten bir de çok güzel bir açı kalıbı var. Yani Merkür ile Plüton arasında da gerçekten düşüncelerimizi dönüştürecek şeyler, iyiliğe, güzelliğe, istediğimiz şeylere dönüşecek bir açı kalıbı da zaten gökyüzü tarafından destekleyici oluyor. Onun için bu saati kaçırmamanızı size öneriyorum 22 Ağustos gününde. Şimdi 23 Ağustos Salı gününe geldiğimde ay tüm gün Yengeç Burcu'nda seyahatine devam ediyor. Güneş de artık Başak Burcu'na geçiş yaptı. Bu arada tüm Başakların doğum günlerini kutluyorum. Ve burada artık bir ayda artık burada seyahatine devam edecek. Biz ay Başak Burcu'na geçtiği zaman inanılmaz hizmet ruhlu oluruz. Özen göstermek, sağlık kontrollerinden geçmek, detaylara önem vererek, analiz yeteneğimizi kullanarak görevlerimizin üstesinden gelmek isteriz. Bugünler için diyete başlamak gerçekten çok güzeldir. Vitamini bol besinlere ağırlık vererek sağlığımızı ön plana alabiliriz bugünlerde. Ve gerçekten diyete başladığınız zaman da olumlu sonuçlar alacağınız bir zaman dilimi. Bugünden itibaren mideniz ve metabolizmanızı korumaya ve güçlendirmeye gerçekten önem vererek detoks programlarınızı başlayabilir ve bu zamanlarda da devam ettirebileceğiniz bir zaman dilimidir. Yani doğru bir zamandır diyet programlarına başlamak için bu programlara gönül rahatlığıyla başlayıp devamını da getirebileceğiniz bir gün. 24 Ağustos çarşambaya geldiğimde ay öğlen saatiyle saat öğleden sonra saat 3'e kadar boşlukta olacak. Şimdi akabinde Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Bugün biraz stres atacak sohbetler, neşeli, keyifli olacaktır sohbetlerimiz. Bu arada ay ateş grubunda yani ateş elementinde olduğu için gerçekten vücudumuzun sıvı alımına çok dikkat etmemiz gerekli. Bunun için buna daha ağırlık vermemiz gereken bir gündeyiz. Bol bol sıvı almayı ve suyun gerçekten nimetlerinden de çok güzel faydalanabileceğimiz bir zaman dilimi. Suyla yapılan ritüelleri, suya söylenen cümleleri biliyorsunuz çok önemli ve çok insana suyun hafızasıyla beraber insanın bedenine almış olduğu birçok şey var. Bunlarla ilgili birçok suyla konuşarak, suya istediklerinizi ifade ederek size şifa olması isteyebileceğiniz bir gün olabilir. Bugün özellikle saat 17.30'dan başlayarak 18.25'e kadar da inanılmaz güzel bir saat dilimi var. Gökyüzü bu saat dilimini gerçekten çok iyi değerlendirebilirsiniz. İstediğinizi arzu ettiğiniz ne varsa bunları harekete geçirmek için çok güzel bir zaman dilimi var. Bugün içerisinde bu güzel saat dilimini de değerlendirmenizi isterim. 25 Ağustos Perşembe gününe geldiğimde ay Aslan Burcu'nda seyahatine devam ediyor. Biraz artık egolarımız daha ön planda olacağı, bir zaman lükse düşkün olabileceğimiz, alışveriş ihtiyacımızın bugün biraz gerçekten tavan yaptığı bir zaman dilimine geçiş yapıyoruz aynı zamanda. Konserlere, davetlere, partilere katılmak için gerçekten çok güzel, hareketli, eğlenceli bir zaman dilimi. Bu güzel zamanı hiç geciktirmeden tadını çıkarın derim. 26 Ağustos Cuma gününe geldiğimde
Ay sabah saatlerinde boşluğa giriyor ve 27 Ağustos'a kadar da, yani ertesi güne kadar da boşlukta kalıyor. Arkadaşlar yani bugün Cuma günü iptal. Yani Merkür de artık Terazi Burcu'na zaten geçiş yapıyor ve 29 Ekim'e kadar da Terazi Burcu'nda seyahatine devam edecek. Şimdi burada iletişim, eğitim, yolculuklar ve ticari temsil eden Merkür gezegeni Terazi gibi uyumlu dengeli bir burçta İlişkileri daha nazik, daha medeni bir şekilde, daha diplomatik, daha barışçıl bir şekilde halletmeye çalışır ve bu durum ile inanılmaz ilişkilerimizde denge yaratmak isteriz. Diğer yandan da Terazi'nin inanılmaz kararsız bir burç olduğu için kararlarımızı verirken de detaylı inceleme ve incelemeden vermek, aynı zamanda kararlarımızı istemeyiz. Ama bugün kesinlikle hiçbir şey yapmıyoruz, hiçbir şeye başlamıyoruz. Ertesi güne kadar, yani 26 Ağustos Cuma günü tamamen ertesi güne kadar ay boşlukta oluyor. Bunu unutmamanızı istiyorum. 27 Ağustos Cumartesi gününe geldiğimde Başak Burcu'nda artık yeni bir ay, yeni ay oluşuyor. Ve yeni ay videomda YouTube kanalımda var. Detaylı burç burç anlattım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu yeni ayı tabii ki Mars'ta sert bir kontağı var. Endişelenmeye biraz daha müsait olabileceğimiz bir gün. Bugün bir işi hallederken mükemmel olmak gayreti içinde olacağız. Dediğim gibi bu yeni ayı Mars'ın sert bir kontağı olacak. Biraz sinirli, biraz agresif olabiliriz. Sürekli fikir değiştirebiliriz. Bu dönemde bu fikir değiştirmemiz de tabii karşı tarafı da inanılmaz problemler yaratabilir. Tabii ki yani burada aynı zamanda bu biraz duygusal patlamalara da çok müsait bir ay olduğu için biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. 10 gün süreyle etkili olacak yeni ay ama yapılan değişimler kalıcı ve uzun vadeli olacak. Bunu da bilgilendirmek isterim. 28 Ağustos artık haftanın son günü, pazar gününe geldiğimde ay tüm gün Başak Burcu'na seyahatine devam ediyor. Venüs ve Uranüs arasında da bir kare açı oluşuyor. Ve eksi artı 4 gün sürer bu açı kalıbı. Tabii ki bu özel hayatta, ilişkilerde inanılmaz özgürlük ihtiyacımızı arttırır. Birisine böyle bağlı kalmak istemeyiz. Ortalıkta böyle bir zamanlarda eğer ilişkiniz başlıyorsa bu ilişkinin aniden ve tekrardan biteceğini de söylemem çok anlamsız olmaz. Genel olarak ilişkilerimizde beklenmedik gerginlikler, yön değişikliği görülebilir. Yani yine ilişkilere patlayacak bu Uranüs'ün bu Venüs kare açısı. Yani bütün ilişkiler için söylüyorum, tartışmalar çıkabilir. Onun için bu hafta biraz tartışmalardan lütfen uzak durmaya çalışalım. Çünkü akla gelmeye uçlara doğru gidebilir. Buradan uyarmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Herkese çok güzel bir hafta olmasını diliyorum.